Hastanede ne oldu? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastane? Dedin ya, bana araba çarpmış. Cüneyt başımda sabahlamış diye. Sen de sabahlamışsın. Vallahi gözüme uyku girmedi. Cüneyt neden çekip gitti? Bana bundan hiç bahsetmedi. Selim, sahte bir evlilik cüzdanıyla geldi çünkü. Tabii ya. Evlendiğimi sandı. Osman Kozan Cüneyt'in benden kopamayacağını anlayınca boynunu çevirdi. Selim'le beni evlendirdi. Sahte bir evlilik. Belki de bu işin içinde sadece Osman Kozan'ın parmağı yoktur. Belki Eylül de bu işin içindedir. Ne demek bu? Şu demek. Beraber bir oyun kurdular. Senin elini kolunu bağladılar. Osman Kozan Selim'i ayarladı. Eylül de Cüneyt'in aklını başından aldı. Böylece seni bir kenara attılar. Bu planın kesin tutması lazım Ateş. Ama orada iyi dedin ha. Gerçi belli olmaz bu işler ama. Alo? Ateş Bey yok mu? Eylül? Ateş Bey... Lavaboda. Lavaboda. Demek Ateş Bey'in yanındasın. Evet. Osman Bey Ateş Bey'i eve kahve içmeye çağırıyor da... ...uygunsanız gelin diyecektim. Sizi mi? Evet. Osman Bey evde ağırlamak istedi. Bizi kahve içmeye çağırıyor. Tamamdır. Ateş Bey'in programı uygunsa, bir işiniz falan yoksa yani, bekliyoruz. Yok. Yani baktım programına şimdi, yok işi. Geliriz. Hı? Tamam, iyi günler. Of. Ateş'in yanında. Telefonu o açtı. Şirkette olmadıklarına göre kesin birlikteler. Kim bilir neredeler. Ben biliyorum, var bir şey aralarında. Şimdilik Cüneyt bir şey bilmesin. Tabii. Öylesine uğramışlar gibi yaparız. Ah Osman, ah. Yine ne geçiyor bunların aklından? Gidince görürsünüz.